Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine Crusader Kings 3 rehber serisine devam ediyorum. Bu bölümde anlatacağım şey basit, karakter oluşturmayı anlatacağım. Başlamadan önce bazı hatırlatmalar yapayım. Eğer videoyu beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda beğenmezseniz neden beğenmediğinizi aşağıya yazın ki ben de bu konu üzerinde kendimi geliştirmeye çalışayım. Şimdiden teşekkür ederim ve başlayalım. Öncelikle New Game dediğinizde, yeni oyun dediğinizde gelen ekranda yani karakter oluşturma hemen bu sol alttaki yeri tıkladığımızda gelen ekranda oluşacak. En başta yine girdiğimiz gibi oluşmuyor. Yani girdiğimiz gibi gördüğünüz üzere bir nereden nasıl karakter oluşturacağın diye bir şey yok. Burada create your own ruler diyor. Şu an kapalı. Çünkü ilk olarak nerede bu karakterinizi yaratmak istediğinizi seçmeniz gerekiyor. Biz de nerede yaratalım? Hadi bu kez Hindistan'da yapalım. Yok, Afrika'da yapalım. Afrika'da Gola kabilesinde karakterimizi oluşturalım. Gördüğünüz gibi burası açıldı şimdi. Açıldığında buraya artık tıklayabiliyoruz. Tıklayalım. Bu sol taraftan anlatmaya başlayayım. Neyin ne olduğunu anlatayım. Sağ tarafa doğru gideriz. Şimdi burada seks dediği zaten cinsiyet. Tavsiyem kesinlikle erkekten gidin. Kadına girmeyin en başta. Çünkü evlendiğinizde ileride çocuklarınız farklı bir soya geçebilir. Geçtikten sonra sizin açınızdan oyun zora girebilir yani. Direkt hatta yani siz öldüğünüz gibi oyunu da kaybedersiniz. Seks işte erkek veya kadın. Soldaki erkek, sağdaki kadın. Sexual orientation bu da cinsel eğiliminiz. Yani heteroseksüel mi? Homoseksüel mi, biseksüel mi ya da aseksüel mi? Zaten bunların ne olduğunu biliyorsunuz, anlatmama gerek yok. Bir altta hemen din var. Dininizi seçiyorsunuz buradan. Bir sürü seçenek var. Yani İslam'a girdiğinizde bile kendi altında bir sürü alt şeye ayrılıyor. Sınıfa ayrılıyor, görüyorsunuz. Veya baktığınızda burada paganizmi seçebiliyorsunuz aynı zamanda. Hemen paganizmi seçebiliyorsunuz burada. Norse dinlerini seçebiliyorsunuz. Yani bir sürü din var ve bu dinleri hepsini seçebiliyorsunuz burada. O yüzden hiç zorluk yaşamazsınız din seçiminde. Ama tavsiyem din seçerken bölgeye yani gireceğiniz bölgeye göre din seçmeniz daha mantıklı olur. Oynanışınızı daha rahatlatır. Sonra burada isim ve soy isim. Soy isim dediğimde işte dynasty ismi, sülale ismi, soy isim aynı şeye geçiyor. Burada söz vermiştim. Söz verdiğim için hemen bunu koyalım. Furkan dynasty ismi yani sülale ismi de Gezer. Bakalım Furkan Gezer. Doğru. Buradan sembolünüzü ayarlıyorsunuz. Maalesef tek random tıklayabiliyorsunuz. Şey yapamıyorsunuz. Özel kendi dizaynınızı koyamıyorsunuz. Bu biraz kötü olmuş ama yani tıklaya tıklaya kendinize göresini de bulursunuz. O kadar da zor değil. Random dediği de bulunduğunuz şehir veya bulunduğunuz düklük olur. Bulunduğunuz düklük veya bulunduğunuz şehir. Onun bayrağını seçiyorsunuz burada. Bu ilk kısım bu kadar basit. Gelelim orta kısmı. Change appearance. Bu tamamen görünüş. Karakterinizin nasıl göründüğüyle alakalı. Burada hangi kandan, hangi genetiğe sahip olduğunuz onu seçiyor. Yani Afrika'da da olsanız Afrika seçmek zorunda değilsiniz. Yani gidip Avrupa'da da seçebilirsiniz. Veya gidip de ne olur East African seçersiniz. Mediterranean Akdeniz bölgesine bağlı olanı seçersiniz. İstediğinizi seçebiliyorsunuz burada. Öyle çok bir şeye gerek yok. Caz hangisini istiyorsa o görünüşten başlayabiliyorsunuz. Atıyorum ben de yani Furkan Akdenizli olduğu için Akdenizli görüntüsünden devam ediyorum burada. Customize further dediğinizde karakterinizi daha detaylı da değiştirebiliyorsunuz. Burada body fat, full, low veya medium, bust size, buradan cilt rengini değiştiriyorsunuz. Bust size göz şeyi genişliği. Height uzunluk gördüğünüz üzere şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu biraz fazla komik kaçıyor. Furkan'a yakışmaz. Şöyle yapalım biraz şey olsun. Ne olsun endamlı olsun. Boyun, kafa bu tür detayların hepsini artık buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yani tek tek bunları anlatmaya gerek yok. Hepsinden belli yani bunlar. Üzerinde oynadıkça siz de görürsünüz. Randomize yapabiliyorsunuz. Yani böyle gelişine artık hangi hepsiyle uğraşmayacağım, gelişine bir şey tıklayacağım diyorsanız onu da seçebilirsiniz ki kanalın adına yakışan bir şey olarak bir tane bıyıklıyı denk getirelim ortaya. Bir tane bıyıklı. Güzel. Hairstyle saç zaten. Furkan böyle bir saçı olsun Furkan'ın. Nerede o? Böyle değil. Furkan'a şöyle bir saç koyalım. Derken bir türlü bulamadım. Yine bulamadım. Furkan'a böyle saç koyalım. Sakalı kasmaya gerek yok. Bıyığı böyle olacak. Çünkü Furkan da Bıyıklı Gaming'in bir üyesi. Hemen finish diyelim ve karakter yaratmanın asıl bölümü olan bu sağ tarafa gelelim. Şimdi burada biraz zaman yiyeceğiz. Evet, şimdi customization points dediği kısım sizin neye ne kadar puan harcayabileceğiniz. Limitiniz her zaman 400. Bunu hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Üstüne geldiğinizde görüyorsunuz hangisinin neye ne kadar puan verdiğini. Yaşınız 67 puanmış. Yani ne demek bu? Yaşını düşürürsen o puan da düşer. Büyütürsen belli bir yere kadar büyütür. Bir yerden sonra da yani daha fazla etkilemez. Yani atıyorum 60 yaşında da yapsan düşürüyor. 0 yaşında da yapsan yani doğmuş bebek yapsan da bayağı düşükten başlıyorsunuz. Ama burada da şeyiniz olmaz yani. Furkan'ın yaşlı da ama çirkin oldu be. Burada bir esnekliğiniz
olmaz. Yani bir çocuk yapma şeyiniz çok düşer. İhtimaliniz çok düşer. Bu tamamen bebek yaptığınızda da çok uzun bir hayat yaşayayım dediniz. Yani çok uzun bir krallık yaşayayım dediniz. Tamamen bebek yaptığınızda da bu kez trade'leri veremiyorsunuz ki bu da sizin için gerçekten zor oluyor ileride. Ve en baştaki 10-16 yıl hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sadece zaman geçiriyorsunuz. Saçma sapan şeyler çıkıyor. Onları atlatıyorsunuz. Birileri sizin yerinize karar verebiliyor. O yüzden en makul rakam burada 16'dan başlamak. Burada kilonuzu ayarlıyorsunuz. Furkan'ı böyle şişman da yapabiliyoruz. Furkan'ı zayıf çıktı yapabiliyoruz. Artık bu karakterinizi nasıl yapmak istiyorsanız onunla alakalı. Education çocukluğunuza nasıl eğitildiğinizle alakalı. Hemen şuradan baştan başlayayım. Mor olan intrigue kısmıyla ilgili, yani sinsilik kısmıyla. Mavi olanlar diplomasinizle ilgili. Yeşil olanlar stewardship ile ilgili. Kırmızı olanlar martial, yani savaşçılığınızla ilgili. Ve beyaz olanlar da sizin bilgeliğinizle ilgili. Şimdi bunları hemen söyleyeyim. Gördüğünüz yanlarında hepsinin puanlar var. Atıyorum intrigue'dan buradan gireyim dediniz. Elusive Shadow'dan girdiniz. 80 puan direkt eklendi gördüğünüz gibi. Dediniz ki hadi bu çok fazla oldu, değiştireyim dediniz. Buna geldiniz direkt 0. Ama artı 2 de intrigue'ü veriyor. Güzel. Bu kısımda bu gördüğünüz üzere 4-5 tane birden seçemiyorsunuz. Sadece bir tanesini seçebiliyorsunuz. Ne üzerinde eğitim aldığınızı düşünüyorsanız çocuğunuzun veya bu karakterin ne üzerinde gelişmiş olmasını istiyorsanız oradan gidebilirsiniz. Atıyorum Midas Touch yaparsınız. Stewardship'i yüksek olan bir karakter olur. Stewardship'i yüksek olduğu için de artı 8 Stewardship ile başlarsınız. Başladığınız gibi vergilerinizi çok alırsınız. Ama kesinlikle böyle bir şey tavsiye etmiyorum. Özellikle tek şehirden başlayacaksanız bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü tek şehir olduğu için Stewardship'te artı 10, 100 bile olsa alacağınız şey 3'ten 3.5'a çıkar. 4'te yani bir şehirden alacağınız para 3'ten 3.5'a bilemediniz 4'e çıkar ki hiçbir anlamı yok. O yüzden ben Stewardship'i hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum başlangıçta. Diplomasi belli bir yere kadar mantıklı ama asıl kafamdaki plandan dolayı size tavsiyem şimdilik bu kısmı 0'da tutun. Karakterinizin bazı özelliklerini ayarlayana kadar. Şimdilik 0'da tutalım burayı. Personality dediğimiz kısım sizin karakterinizin yapısı. Hani dersin ya bu adam çok sinirli, bu adam çok sapık veya dediniz utangaç dediniz veya sabırlı dediniz. İşte bu onu belirliyor. Gördüğünüz gibi hepsinin yanında puanlar da var yine. Aynı şekilde ne kadar harcayacağınız da belli. İsterseniz bunları ileride tek tek açıklarım. Çok bir şey yok. Nasıl diyeyim size? Çok bir durumu yok bunların. Detaylı bir şeyin yok. Ama gördüğünüz gibi artıları var, eksileri var. Bunları incelersiniz. Karakterinize ona göre koyarsınız koymak isterseniz. Bir gelelim bir diğerine. Other traits. Other traits işte bunlar sonradan kazanılmayan veya kazanılsa bile zor kazanılan şeyler. Mesela diplomat, family hierarchy. Bunlar hep sonradan zor kazanılan şeyler. Augustus. Augustus için bütün şeyi bitireceksiniz. Diplomasi ağacını bitireceksiniz de Augustus'u alacaksınız. Anca o zaman oluyor bu. Yani başlangıçta bunu yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? İşte bunların hepsi şey oluyor. Ağaçları bitirdiğinizde bir kısmı sizin lifestyle pointlerinizi tamamladığınızda, lifestyle skill'lerinizi tamamladığınızda olan skill'ler. Bir kısmı genetik skill'ler, bir kısmı karakterinizin böyle hep üzerinde duran skill'ler. Burada childhood skill'ler de var. Bunlar childhood skill kısmı, yani childhood trait kısımları da şey oluyor. Çocukken oluyor, büyüdüğünde bu özellik gidiyor. Onun yerine başka bir şey geliyor. Şimdi görüyorsunuz burada bazı sağlık trait'leri de var. Tek bacaklı falan olabiliyor karakteriniz isterseniz. Veya atıyorum direkt tifüs hastalığıyla birlikte yaşıyor. Buna bağlı olarak da diplomasi, stewardship, intrigue, learning ve prowess hep düşük olarak başlayabiliyorsunuz. Veya çok çirkin başlamıyorsunuz, çok güzel başlayabiliyorsunuz. Bunlar genetik bu arada. Çirkinlik, güzellik, yavaşlık, zekilik, ondan sonra hassaslık veya güçlü olmak. Bunlar hep şey, genetik. Bu genetik olduğu için sizden bir sonraki nesle de aktarılabiliyor bunlar. Pure Blooded aynı şekilde. Bu da genetik. Fiercent bu da genetik. Strong. Bunlar hep böyle genetik olanlar. Yine düz ayak, kambur olmak, dili ağzına sığmadan tüküre tüküre konuşmak, kekelemek. Yani böyle bir sürü özellik var. Bunları karakterinize seçebilirsiniz. Şimdi hepsine böyle geldiğinizde de hepsini yani ne yaptığını ettiğini görüyorsunuz zaten. Bunları çok çok detaylandırmaya gerek yok. Zaten hepsini tek tek anlatırsam yani video sabaha kadar sürer. O yüzden daha kısa olsun, basit olsun. Siz de şey yaparsınız zaten. Kendiniz durumu oluşturursunuz. Burada benim önerim oyuna başlarken şurada güzellikten Homely'yi alın. Zekadan Quick'i alın ve güçten Herculean'ı alın. 406'ya çıktı. Sorun değil.
Bunda da tabii seçerken bunu seçin. Yani Intruder'ı seçin. Bunun bizim ileride işimize yarayacak çünkü. Diplomasiyi düşürün. Marshall'ı düşürün. Burada puanlarınız hep düşsün. Önemli. Steward'ı şöyle 4-5 civar tutarsanız iyidir. Onun yerine gidin burada Intruder'ı artırın. Learning'i düşürün. Bu sizin ilk karakteriniz. Kesinlikle hiç önemi yok bunun. Bu bizim yani bir an önce ölse de kurtulsak diyeceğimiz bir karakterimiz olacak hatta. Rose'ı da bir miktar düşürebilirsiniz. Intruder'ı da yüklenin. Bunları böyle sağlamış oluruz. Yani böyle bir şeyler yaparsınız. Dediğim gibi Stewardship sadece birazcık vergi almaz için önemli olan kısım bizim için Intruder kısmı. Bunların hepsini sağladık. Gördüğünüz 400'e 1 kala karakterimiz oldu. Şimdi ben niye size bunu yaptırdım? Özellikle bu bölgeyi neden yaptırdım? Finalize diyelim ve karakterimize başlayalım. Start dediğim anda bakın gördünüz mü? Burada çıktı. Decision Available Strengthen Bloodline. Bunu başladığımız gibi alabiliyoruz bu sayede. Peki biz bunu aldık ne olacak? Artık bizim genimizdeki olan şu iyi özellikler bir sonraki nesle çok daha rahat aktarılabilecek veya bir sonraki nesil hastalıklı doğma ihtimali çok daha düşük olacak. Yani gelecek nesillerimiz çok daha sağlıklı, çok daha kaliteli bir şekilde olacak ve ilk karakterimiz dediğim gibi yani bundan ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Bir sonraki karakterimiz 16 yaşına geldiği anda da başa geçmesi gerekiyor. Böylece siz de o karakterinize çok daha iyi işler yapabilirsiniz. Karakter yaratma kısmı da böyle bir şey. Karmaşık değil, zor değil. Sadece nasıl işinize yarayacaksa ona göre seçin. Konu bu. Yani baştan göstereyim bir daha. Eksik yedik olmasın. New Game. Burayı tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz oluştursun diye. Geldiğiniz herhangi bir yere, herhangi bir yerden buradan seçtiniz. Create New Ruler. Cinsiyet. Cinsel eğilim. Din. Asıl konu. At Trade'den. Bakın tekrar gösteriyorum. Comely, Quick ve Herculean. Onun dışında burada da verebildiğiniz en yükseğe verirsiniz veya vermezsiniz. Yaş 16. Diğer özelliklerin hepsini yerin dibine sokun. Stewardship biraz 5 gibi kalsın. Learning'i düşürün. Provası düşürün. Intruder'ı arttırın. Eğer puanınız yetiyorsa gidin daha üst seviyelerini seçin. Yetmiyorsa yetmiyordur. Yapacak bir şey yok. Bu ekranı böyle sağladığınızda iş olur. Hemen Urkan Gezer. Finalize. Submit. Evet bakıyoruz hemen. Strong Blood geliyor. İyi özelliklerimizin aktarılması %40 ihtimalle artıyor. Yeni bir iyi özelliğin çıkma ihtimali de %400 artıyor. Bir sonraki nesilde bu ortaya çıkıyor. Yani bu bizim için gerçekten çok önemli bir olay. Bunu o yüzden başlangıçta hemen yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim biz niye karakterin sinsilik kısmına yöneldik. Oyun başta size az para veriyor ya. Bu az para ve az para kazanma mevzusu. Biraz canımızı sıktığı için buraya geldiğimizde iki tane yapacağımız şey var. Bir hemen hızlıca size en yüksek artı intruder veren kısmı bu olduğu için bunu tıklıyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. Stewardship intruder'daki bu kısmın ilk dolduğunda ki hemen dolduralım. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece vakit geçsin diye bekliyorum o dolana kadar. Devam et, devam et, devam et. Hemen devam. Hiç düşünmeye gerek yok. Intruder'daki ilk işte bu ilk trade'imizi aldığımızda bunu yapacağız. Bu Fabricate Hook Scheme'i açıyor. Yani istediğimize bir hook oluşturabiliyoruz. Blackmail yapabiliyoruz. Yani şantaj yapabiliyoruz. Bunu nasıl kullanacağız? İlk bunu yapacağız. Tamam. Bunu açtık. Güzel. Bunu Stewardship'teki Golden Obligations'la birlikte kullanacağız. Bak görüyorsunuz. You can demand payment for hooks. Burada hook atabiliyoruz. Burada bu hook'tan dolayı para kazanabiliyoruz. Şimdi anında açamıyorsunuz. Şimdi 1-2 yıl gibi bir süre geçecek. Bu süre geçtikten sonra bunu açtığınızda bir süre beklersiniz bunu açarsınız. Bu süre geçene kadar artık canınız kimi istiyorsa bunu mu istiyor? Gelin abi buraya. Fabricate hook diyor. Hemen hook'u atın. Herkese hook atın. Bulabildiğiniz kim varsa hook'u atın. Çünkü stewardship'te yani buradaki bunu açtığınızda o zaman 50'dir 25'tir sürekli 10-15 kişiden para alacaksınız. Böyle tak tak tak. Özellikle bu strong hook olursa ömrü boyunca para alabiliyorsunuz. Weak hook olduğunda bir kere para alabiliyorsunuz. Bu size verebileceğim karakter yaratma ile ilgili en iyi tavsiyedir. Kullanın bunu. Gerçekten çok işinize yarayacak. Evet, bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başlangıçta dediğim gibi abone olmayı beğendiyseniz daha doğrusu abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz neden beğenmediğinizi yorumlara yazın. Çünkü ben de o yönde kendimi geliştireyim ve tabii ki dikkatli olun, sağlıcakla kalın.